Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün Miraç Kandili ve sizi her kandilde olduğu gibi tabii ki kesinlikle unutmuyorum. Bu kandil içinde size bir tarif hazırladım. Bugün size kuru kayısıyla hazırlamış olduğum kurabiyenin tarifini vermek istiyorum. Hem hazırlaması kolay, hem sunumu güzel, dağıtımı da kolay. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. 1 adet yumurtam var, 125 gram yumuşak margarin, yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı yoğurdum var, 1 çay bardağı pudra şekeri ve alabildiği kadar da unumuz var. Un hariç bütün malzemelerimi yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Çok çabuk hazırlayabileceğiniz bir tarif, inanın başına geçtiğinizde bir saatinizi dahi almayacak. Ben tam olarak 500 gram un kullandım. Bugün kurabiyelerimi kuru kayısıyla hazırlıyorum. Eminim hepinizin evinde kuru kayısı bulunuyordur. Yoksa başka bir meyve de kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı şekerim var. Yarım çay bardağı su ve 1 su bardağı da taze sıkılmış portakal suyu. Ben hemen hemen 2 tane portakalın suyunu sıktım. Kabuklarını da rendeleyip hamurun içerisinde kullanabilirsiniz. Kayısılarımı yıkadım ve küçük küçük doğruyorum. Kayısılarımı tencereme aldım. Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra 5-10 dakika kadar pişiriyorum. Kayısıların biraz yumuşamasını sağlıyorum. Ben içerisine biraz da tarçın ilave ettim. Kayısılar soğuduktan sonra el blender ile püre haline getirdim. Kıvamının biraz koyu olması için de içerisine 1-2 tane bisküvi ufaladım. Yani aniden evinizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir kurabiye olacak bu. Ve içerisine biraz iri çekilmiş fındık ilave ediyorum. Fındık, fıstık veyahut da ceviz, artık evinizde ne varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi hamurumu yuvarlak açıyorum ve hamurumdan üçgen parçalar kesiyorum. Geniş kısımlarını kayısılı iç malzememden yerleştiriyorum ve rulo halinde sarıyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 15 dakika kadar pişiriyorum ve fırından çıkarttıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpip sonra çekilmiş Antep fıstığıyla süslüyorum. Gördüğünüz gibi kayısılı kurabiyelerimiz sunuma ve de dağıtılmaya hazır. Hamurunuzu hazırladıktan sonra içerisini evinizde bulunan herhangi bir malzemeyle doldurabilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her kandilde de hatırlattığım gibi mutlaka siz de hazırlayın. Komşularınızı, akrabalarınızı unutmayın, dağıtın diyorum. Size şimdiden afiyet olsun. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamda ara ara canlı yayında yemek yapıyorum.